Değerli arkadaşlarım merhabalar, eğitim kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu eğitim videomda yeni bir parça örneğini sizlerle paylaşıyorum SolidWorks'te. Kanalda paylaşacağım 128. katı modeli örneği arkadaşlar. Gerekli görünüşler ve kesit görünümler bizlere verilmiş. Bu aşamada birlikte yorumlayarak modellemeyi yapacağız. Şimdi ilk etapta gördüğünüz gibi üstten görünüşüm verilmiş ve DD, CC ve şurada da BB kesit aynı şekilde mevcut. Bir tane esasında düz bir yuvam var arkadaşlar. Bakın yuvanın çapı 76 milim, iki daire arası merkez 100 milimetre. Hemen dosya yeni diyorum ve part ortamına geçiyorum. Üst düzlemle çizim başlattık. Buradan yuva komutları içinden merkez noktası ile düz yuva komutunu seçtim. Orijinimden şöyle bir tane yuva oluşturdum. Geldik düz beyaz kısmından, sahne kısmından düz beyazı açtım. Akıllı ölçülendirme ile yuvanın yarı çapı 76 bölü 2 milim. Geldik iki daire arası mesafe 100 milimetre. Enter diyorum. Şimdi bu aşamada bakın ne yapacağım. Şöyle merkez çizgisiyle bir tane daha eksen atıyorum arkadaşlar buraya. Bana lazım olacak çünkü. Burada bir tane merkez noktasıyla yay çizip 55 derece açıyı veriyorum. Bu noktamdan da bakın detaylar şurada verilmiş. Şöyle bir tık daha yakınlaşalım. Bu noktamdan da 2 çarpı 10 milim demiş. 10 milimlik bir tane daire çizeceğim arkadaşlar. Yani şuradaki boydan deliğim. Esasında burada kademeli bir delik var. Bakın önce 20'lik matkapla 2 milim deleceğim. Sonra 10 milimlik matkapla boydan ne yapacağız? Deleceğiz. Dolayısıyla bakın yay komutunun altından merkez noktasıyla yay komutunu aldık. Birinci noktam dikeyde, ikinci noktam geldim. Şöyle yayımı oluşturdum. Daha sonra bu yayımı tuttum. Yardımcı geometri yapıyorum ve yayımı ölçülendireceğim arkadaşlar. Ne kadar? R25. Geldik ölçümüzü 25 milim olacak şekilde girdik. Sonra geliyorum merkez çizgimle örneğin şuralara kadar gelip kapattım. Sonra geliyorum buradaki açımı şu açımı 55 derece olarak giriyorum. Daha sonra daire komutumla bu merkezden bir tane daire çiziyorum. Akıl ölçülendirme ile dairenin çapı ne kadar? 10 milimetre. Geldik, onayladık. Şimdi objeleri aynala diyoruz. Bunu tuttuk, geldik. Şu eksen çizgisini gösteriyorum. Aşağı tarafa doğru aynaladık. Şimdi merkez çizgimle şu iki orta noktayı birleştiriyorum. Tekrardan aynalama diyerek şu ikisini bir de bu yayımı geldim öbür tarafa doğru aynalıyorum. Peki izometrik olarak baktık. Ekstrüzyonla katı oluştur diyorum arkadaşlar. Yukarı yönde hemen teknik resmime geri gittim. 15 milimetre gelip katılıyorum. Şimdi bu kısmı oluşturduktan sonra hazır taban kısmını oluştururken arkadaşlar tekrar buraya çizim başlat diyorum. Şöyle yapalım. Geldik bu iki noktayı birleştirdik. Aynı şekilde merkez çizgimde bu iki noktayı birleştiriyorum. Bir tane daire atıyorum buraya. Bu merkezden geldik. Çapına ne dedik? Bakın kademeli delik var dedik burada. 20 milim. Daha sonra objeleri aynala komutumla bunu tuttum. Geldim arkadaşlar aşağı tarafa aynaladım. Tekrardan objeleri aynala diyorum. Bu ikisini tuttuk. Geldik öbür tarafa aynı şekilde aynaladık. İzometrik baktım. Ekstrüzyonla kes diyoruz. Ne kadar? 2 milim. Enter diyorum. Onaylıyorum. Bakıyorum başka ne ayrıntısı var. Şimdi şunu yapacağım arkadaşlar. Bakın burada şu dıştaki dairem 55 milim çapında ve kesit görünümde yukarı yönde ne kadar katılandığını görüyorum. 65 milim. Bakın ne yapıyorum. Bu yüzeyde bir çizim başlatıp dik bakıyorum. Daire komutumla tabii merkezden, orijinimden bir tane daire çiziyorum. Dairemin çapı 55 milimetre. Geldik, ölçülendirdik. İzometrik olarak baktım. Ekstrüzyonla katı oluştur. Şimdi katı oluşsun ama
Burası çizim düzlemi değil de yüzey yüz düzlem kısmını seçip bu yüzeyden başlatıyorum katılamayı. Ve yukarı yönüne geldiğim 65 mm katıladım. Şimdi tekrar bu yüzeyde çizim diyorum ve geldim dik baktım. Bakın şu kısmı oluşturacağız. İki merkez arası yine 100 milim. Buradaki yarıçap önemli benim için. R12 demişim. Dolayısıyla şöyle yapalım bakın ilk etapta. Line'ın altından merkez çizgisini alıyorum. Şu iki noktayı çektim. Yine tekrar merkez çizgimle şöyle bir tane çizgi çekiyorum. Buradaki dairenin ucuna bir tane daire çiziyorum arkadaşlar. Yarıçapım ne kadar? 12 milim. Tuttuk. Çapını 24 mm olarak girdik. Liderlerden geldim. Yarıçapını 12 mm olarak gösterdim. Peki daire merkezinden buraya olan çap ölçüm ne kadar? 100 mm. Geldik aynı şekilde bu ölçüyü girdik. Şimdi objeleri aynala komutumla bunu tuttum. Geldim aynı şekilde öbür tarafa doğru aynalıyorum. Şu dairemi objeleri dönüştür komutuyla kopyasını aldım. Ve line komutumla geliyorum buradan teğet yakalatıyorum arkadaşlar. Yakalamadıysa bir daha deneyin. Şöyle bu noktaya yakın bir yerden bakın teğet yakalattım. Buna yakınlaşmam yeterli olacaktır. Objeleri aynala komutumla buradaki line'ımı tutup aşağı tarafa aynalıyorum. Tekrardan objeleri aynala komutumla bu ikisini tuttum. Geldim öbür tarafa aynaladım. Şimdi objeleri bu da komutunu çalıştırdık. En yakına kırp özelliğimiz aktif. Geldik. Bu kısımları trimliyorum arkadaşlar. Tekrar izometrik baktım. Ekstrüzyonla katı oluştur diyorum. Bakın çizim düzlemi kısmına tekrar yüzey yüz düzlem kısmını seçip bu yüzeyi seçiyorum. Katılama bu yüzeyden başlasın. Peki yukarı doğru ne kadar katılacağız biz bunu? 65 eksi şuradaki ölçü de 10 milimetre. 65 eksi 10 milim. 10 milim olduğunda nereden çıkartıyorum bakın. Buradan buraya 40 verilmiş. 40 artı 15, 55. Tamam 65 ise 65 eksi 55'ten 10 milim arkadaşlar. Dolayısıyla 65 değil de 55 milim bunu katılıyorum. Alt tabandan itibaren gelip oluşturduk. Şimdi şu içeride bir tane boydan deliğim var. Çapı ne kadar olacak? 40 milimetre. Bakın dikkat edin. Bu yüzeyde çizim başlatıp geldim. Dik baktım. Daire komutuyla bu merkezden bir daire çiziyorum. Akıllı ölçülendirmemizde çapımız ne kadar? 40 milimetre. İzometrik baktık. Ekstrüzyonla kes diyorum. Kör değil tümünden. Geldim onayladım. Şimdi burada da arkadaşlar kör deliklerim var. 2 çarpı çap 12 ve 30 milim derinliğinde. Dolayısıyla delik sihirbazı komutunu çalıştırıyorum. 2 çarpı çap 12 şeklinde. Şu üçüncü delik tipim delik şeklinde ifade edilmiş. Standart ansimetrik tipim matkap boyutları ve boyutumda çap 12. Yüzeye kadar değil de bunu kör yapıyorum ve konumlar kısmına gelip bu yüzeye bir defa tıklıyorum arkadaşlar. Daha sonra merkezlerimi bulup deliklerimi gelip yerleştiriyorum. Geldim buradan onay verdim. Bakın şöyle kesit alacak olursanız zaten deliğin kör delik olduğunu görebiliyorsunuz. Şimdik. Devam edelim. Burada halihazırda bu kısma gelmişken şuradaki pahalarımızı kıralım. 46 eksi 40 açı 90 derece arkadaşlar. 46 eksi 40 6 milim 6 bölü 2 3 milim 90 bölü 2 45 yani 3 çarpı 45 şeklinde pahalarım var burada. Hemen ölçümü 3 girdim. Geldim şu dairemi gösterdim. Buradan onay veriyorum. Şimdi tekrar bu yüzeyle bir çizim başlatıp dik bakıyorum buradan. Şu kısımları arkadaşlar aynı şekilde oluşturacağız. Dışarıdaki daire ilk etapta önemli ve ikisi arası mesafe kaç? 90. Dışarıdaki dairem R10'luk daire. Dolayısıyla merkez çizgisine geliyorum. Bakın bu noktamdan şu noktamdan geldim. Bu noktamı birleştiriyorum. Nasıl yapalım? İsterseniz arkadaşlar tekrar tekrar uğraşmamak adına orta nokta çizgisiyle
Orijinden dikeyde olacak şekilde bir tane çizgi çekip bunu ölçülendirebiliriz bakın. Ne kadar dedik? 90 milimetre. Buradan geldim. Onay verdim. Sonra bu çizgimi tuttum. Yardımcı geometri olarak oluşturuyorum. Geleceğim. Bu noktaya bir tane, bu noktaya bir tane daire. Ölçülendirme yapmadan önce kontrol ile ikisini tuttum. Buradan eşik yapı ilişkisini verdik. Daha sonra akıllı ölçülendirmemizde dairenin çapını 10 milimetre olarak ölçülendiriyorum. Zaten radyus ölçüsü. Özür diliyorum arkadaşlar. 20 milimetre. Şimdi 20 milimetre olarak ölçülendirdik. Şöyle izometrik olarak bakacak olursak öncelikle dışarıdaki dairemi tutup objeleri dönüştür yapıyorum. Tekrar geldim karşıma aldım. Bakın çizgi komutumla yine buradan teğet yakalatmam lazım arkadaşlar. Tekrar şöyle çizgi komutunu alalım. Bakın tamam yakalamasın teğet. Farklı bir versiyonunu hatırlayalım. Şu ikisini tutup ne yapacağım? Teğetlik ilişkisi vereceğim. Aynı şekilde bu ikisini tutup teğetlik ilişkisi veriyorum. Bakın objeleri aynala dedik. Bunu tuttum, geldim aşağı tarafa aynaladık. Aynı şekilde bu ikisini tuttum, geldim öbür tarafa aynalıyorum. Şimdi objeleri buda komutuyla arkadaşlar şu içeride kalan kısımlarımı buduyorum. Aynı şekilde şu içte kalan kısımlarımı da buduyorum. Ve bu aşamada izometrik olarak baktım. Ekstrüzyonla katı oluştur diyelim. Şöyle katılama aşağı düzlemden başlasın. Ve ne kadar katılacağız bunu? 25 milimetre. Şöyle yapalım o zaman. Çizim düzlemi yerine yüz düzlemi seçip şu alt yüzeyi seçiyorum. Ne kadar katılacağım? 25 dedik ama şöyle yapacağım. Seçili kontürler kısmına gelip arkadaşlar. Bakın bu orta kısmı değil de sadece ben şu kısımların katılanmasını istiyorum. Yani bakın tekrar ekstrüzyonla katı oluştur diyorum. Şu seçili kontürler kısmına geliyorum. Şu kısmı şurayı şöyle çevirdim parçamı ve bu kısımları tutarak sadece buraları arkadaşlar çizim düzlemi değil de yüzey yüz düzlem diyerek şu yüzeyimi seçtim. Yukarı yönde 25 milimetre gelip katılıyorum. Bakın basit bir şekilde oluşturdum. Peki buradaki dairenin çapı ne kadar? Bakın boydan deliklerim var. 2 çarpı çap 10 demişim. Hemen oluşturalım. Bu yüzeyde çizim diyorum. Dik baktım. Merkez çizgimle bu noktamdan bu noktama birleştiriyorum. Daire komutumla geldim buraya bir tane daire attım. Atmadan önce dinamik aynalama objelerini kullanmak istiyorum. Bakın eksen çizgisini seçtim. Öbür tarafa tekrar bir aynalama yapmayalım diye. Çapım 10 milim gelip ölçülendiriyorum. İzometrik baktık. Unsurlar ekstrüzyonla kes diyorum. Kör değil tümünden geldim buradan onay verdim arkadaşlar. Şimdi bakalım başka ne detaylarımız var. Devam edelim. Şuradaki federleri oluşturalım. Ön düzlemden çizim başlatıyorum. Geldim dik baktım. Bakın bu federleri oluştururken arkadaşlar şu iki noktama tıklayıp bir miktar içeri giriyorum buradan. Aynı şekilde buradan da bir miktar içeri giriyorum. Ve bunları da gelip ölçülendiriyorum bakın. Örneğin ne kadar işte 3 milim veya daha düşük de girebilirsiniz. 1 milim 2 milim şeklinde. Tekrardan geldim. Bu kısmı da 3 milimetre olarak ölçülendirdik. Bu aşamada izometrik baktım. Hemen teknik resme geri dönerek federin genişliğine bakacağım arkadaşlar. Ne kadar verilmiş? 8 milimetre. Ekstrüzyonla katı değil tabii ki. Unsurlar kısmından feder komutunu çalıştırıyorum. Buradan malzeme tarafını ters çevir dedim. Ölçüm 8 milim. Enter diyorum. Onaylıyorum. Şimdi aynalama komutunu çalıştırdım. Düzlem olarak geldik. Sağ düzlemi seçtik. Unsur olarak da federini seçip öbür tarafa doğru aynalıyoruz. Şimdi bu yüzeyde çizim başlatıp dik bakıyorum arkadaşlar.
Bakın kesit görünümde anlayabiliyorum. 100 milime şuradaki dairenin 55 milimlik dairenin uzunluğu kadar bir tane dikdörtgen oluşturacağım. Köşelerdeki radyusum 2 milim, derinliğimde 3 milimetre. Bakın ne demek istiyorum? Merkez ile dikdörtgen komutunu çalıştıracağım. Geldim. Merkez ile dikdörtgen. Orijin merkezli bir tane dikdörtgen çiziyorum. Akıllı ölçülendirme ile uzun kenarım ne demiştim? 100 milimetre. Bunu tekrar bir kontrol edeceğim arkadaşlar. 100 mü 110 mu? Hemen baktım. 110 milimetre geldim, oluşturdum. Şu kısmı da 55 milimetre olarak giriyorum. Daha sonra radius çiz komutunu çalıştırdım. Öncelikle ölçüm 2 milim, enter diyorum ve bir pencere içinde seçip köşelere radiuslarımı giriyorum. İzometrik dedik, ekstrüzyonla kes diyorum. İçeri yönde geldim. 3 milimetre arkadaşlar. Enter dedim, onayladım. Bakın derinliğimin 3 milim olduğunu söylemiştim. Birazcık detaylı bir parça haliyle uzun sürüyor. Şimdi şu kısmı oluşturacağım. Bakın burayı oluştururken arkadaşlar düzlem ataması yapacağız. Düzlem ataması derken de düzlem atamasından kastımız ne? Şimdi şuradaki çap 20 beni aslında ilk etapta alakadar ediyor. Yani bu kısımda içeride bir boydan deliğim olacak 10 mm. Ve aynı şekilde dışarıda bir çapım var. Öncelikle çapım 20. Peki bu düzlem nereden başlıyor? Bakın şu noktadan. Yani yukarıdan aşağıya doğru 15 milimlik bir düzlem atayarak başlayacağız. Bunu da şöyle söyleyelim. Ne kadar peki katılacağım arkadaşlar? Şurada 40 milimlik bir ölçüm var. Daha doğrusu 65 milimlik ölçüm var. 30 milim ölçü buradan. Hemen hesabını yapalım. 65 eksi 30, 35. Yani bu noktadan yukarıya ölçüm ne kadar kalıyor? 35 milim. 35 eksi 15 ne kalıyor geriye? 20 milim. Yani üst düzlemden 15 milim aşağıda başlayacak şekilde 20 milim çapında bir daire çizip 20 milimetre katılacağız arkadaşlar. Şimdi referans geometrisi düzlem diyorum. Geldim. Bu düzlemi seçip ters çevirme ötelemeyi açıyorum. Ölçüm 15 milimetre. Enter diyorum. Onaylıyorum. Şöyle hemen kontrolünü yapalım. Daha sonra ne yapacağız? Bu düzlem üzerine bir çizim açıyorum. Geldim, dik baktım. Daire komutumla orijin merkezli bir daire çizdim. Akıllı ölçülendirme ile çapımız ne kadar? 20 milimetre. İzometrik olarak baktım. Ekstrüzyonla katı oluştur diyorum. Tersi yönde ne kadar? 20 milimetre. Enter dedim. Katılama işlemini yapmış olduk. Düzleme sağ klik yapıp gizle diyorum. Çizim dedim. Dik baktım. Daire komutumla bu merkezden yine bir daire çizip çapını 10 milimetre olacak şekilde ölçülendiriyoruz. İzometrik baktım. Unsurlar ekstrüzyonla kes diyorum. Kör değil, tümünden dedim. Geldim. Onayladım arkadaşlar. Şimdi bakın tekrar bu yüzeyde çizim. Geldik. Dik baktık. Şöyle izometriye alarak şu dairemi seçiyorum. Objeleri dönüştür diyorum. Geldim tekrar dik baktım. Şu dairemi de seçtim. Objeleri dönüştür dedim. Bakın şu kısımlarımı oluşturacağım. Genişliğim 5 milimetre. Dolayısıyla şöyle yapalım. Merkez çizgisini aldım. Bakın orijinimden örneğin şu merkezime kadar birleştiriyorum. Köşe noktası ile dikdörtgen komutumla buraya şöyle bir tane dikdörtgen oluşturuyorum. Daha sonra kontrol tuşuna basılı tutarak bu 3 tane line'ımı seçip buradan geldim simetriklik ilişkisi veriyorum. Akıllı ölçülendirme ile buradaki ölçümü geldim 5 milimetre olarak ölçülendirdik. Şimdi objeleri bu da komutumla arkadaşlar en yakına 40 özelliği ile istemeyen yerlerimi gelip buluyorum. Şu dışarıda kalan kısmı şurayı aynı şekilde. Geldik, budadık. Şimdi herhangi bir oynatma yapmadan şu ölçümü 5 milimetre olarak geldim. Tekrardan ölçülendiriyorum.
Bakın bu aşamada izometrik olarak baktım. Unsurlar diyorum ekstrüzyonla katı oluştur. Yönünü ters çevir. Gel buradan yüzeye kadar özelliğiyle. Şöyle parçamı çevirip şu alt yüzeyi seçiyorum. Geldim onayladım. Tekrardan bu aşamada izometrik bakıyorum. Şimdi çevrede 4 tane olduğunu görüyorum arkadaşlar iç silindirik yüzeyde. Ama onu yapmadan önce köşe radyuslarını 2 milim olacak şekilde girelim. Şöyle ölçüm 2 milim enter diyorum. Geldim şu kısma aynı şekilde çevirdim. Buraya 2 milimlik radyuslarımı verdim. Bakın öbür taraf seçilmemiş. Problem yok. Sağ klik yapıp unsuru düzenle diyorum hemen. Tekrar geldik. Şöyle onayladık. Hemen geliyorum. Dairesel çoğaltma diyorum arkadaşlar. Geldik. Yön olarak şu içerisini seçtim. Unsurlar ve yüzler kısmına da radyusumu ve yükseklik ekstrüzyon 6'yı seçiyorum. Kaç tane? 4 tane. Gel buradan onayla diyorum. Bakalım bir hata aldık. Ne hatası? Tekrar dairesel çoğaltma diyelim. Yön kısmına değil de önce unsurlar ve yüzler kısmına radius 1'i ve yükseklik ekstrüzyonu seçip yön kısmına da iç yüzeyi gösteriyorum. 4 tane olacak şekilde çoğaltıyorum. Bakın muhtemelen yanlış bir yere basmışızdır. Şimdi şöyle bir geri döndük arkadaşlar. Köşelerdeki radiuslar kaldı sanırsam. Onun haricinde ekstra bir detay göremiyorum. Dolayısıyla hemen radius komutunu çalıştırdım. Ölçüm 2 milim arkadaşlar. Köşe radiuslarını 2 milim alabilirsiniz. Geliyorum bakın. Şu kısımlara 2 milimlik radiuslarımı veriyorum. Hata verdiği yerde bir sonraki hamlede yapmaya çalışın. Yani tek seferde tüm radiusları vermeye çalışmayın arkadaşlar. Şöyle geldi köşe kısımları seçiyoruz. Aynı şekilde şurayı. Örneğin şurayı bir seçeceğim arkadaşlar. Bakın hata vermedi. O zaman devam edebilirim. Bakın burada hata aldım. O zaman gelip bunu siliyorum. Bir sonraki hamlemde bunu deneme yapacağım. Tekrar geldik. Mesela burayı seçtik. Demek ki bu kadar yeterli. Şöyle gelip onaylıyorum. Sonra tekrardan radius komutunu çalıştırarak gerekli kısımlara yine 2 milimlik radiuslarımı vereceğim. Şu öbür tarafı da seçelim. Aynı şekilde geldik. Bu kısmı şurayı da seçtik. Örneğin bakalım şu dikeyi seçelim. Bir hata alacağız mı? Aldık yine. Tekrar bunu geri çeviriyorum. Bunu da arkadaşlar onaylıyorum. Tekrar radius komutunu çalıştırdım. Ölçüm 2 milim. Bakın burayı seçtik. Geldik. Şu kısmı seçtik. Şu köşeyi seçelim. Şurayı seçmeyi deneyelim. Tamam, şimdi bir problemim yok gibi duruyor. Tekrar burayı seçtik. Aynı şekilde şu kısmı seçtim. Ve şuraya doğru yakınlaşarak şurayı da aynı şekilde seçiyorum. Tekrar bir onayladık. Çok fazla çünkü kenarlarda radyuslar mevcut. Tekrar radius komutunu çalıştırdım. Bu arada teknik resmine de bir bakayım. Mesela şuradaki radiusu ayrı bir radiussa, onun ölçüsü verilmişse ona bir bakalım arkadaşlar. Bakın burası R12'ymiş. Dolayısıyla şu ölçümü gelip 12 milim olarak girdim. Önce bir onaylıyorum. Bakalım nasıl bir hal alacak. Buraya 12 milimlik radius çok fazla. Bunu hemen geri aldım. Şu aşağı tarafı olabilir mi? Birleştiği kısma aslında. Yani aslında burası olması lazım ama tekrar bir radius kontrol edeyim. 12 milimlik radius buraya fazla arkadaşlar. Parçayı bozuyor. Şöyle tekrar bir daha deneyelim. Tekrar radius komutunu çalıştırdık. 12 milim dedik. Veya şununla bir alakası olabilir mi?
Delete yapalım bunu. Deneme amaçlı yapıyorum sadece. Radius komutumla 12 milim şuraya geldik. Bakın bununla alakası varmış. Dolayısıyla o zaman şunu yapmam lazım. Yani buradaki radiusları ya vermeyeceğiz ya da sonradan vereceğiz arkadaşlar. Radius komutunu çalıştırdık. Şu arka tarafta var mı peki? Şu anlık yok. Ölçüm 12 milim. Geldim. Şu kısımları verdik. Aynı şekilde şurası ve geldim. Burayı da 12 milim giriyorum. Şimdi tekrar radius komutu. Ölçümüz bu sefer 2 milim. Enter diyoruz. Şimdi gelip bu kısımları girebilirim arkadaşlar. Bakın. Zaman zaman bunlar deneme yanılmayla doluyor. Herhangi bir şekilde bir şeyin ezberini hiçbirimiz yapmıyoruz. Burada hata aldık. Bunu hemen delete deyip siliyorum. Geldik, onayladık. Gençler, geriye kalan radyusları da sizlere bırakıyorum. Videomu çok fazla uzun tutmamak adına. Şurada federlerin uç kısmı da keskin olmaması adına. Tabii yüzü değil de şurada sivri kalan kısma yine aynı şekilde radyuslar verebilirsiniz. Çevirerek tekrardan şu kısma da veriyorum. Ve malzeme belirli değil de sağ klik yaparak bir malzeme ataması yapıp videomu bitireceğim. Geriye kalan ufak tefek radyusları da sizlere bırakıyorum arkadaşlar. Şöyle galvanize çelik uygula diyorum, kapat diyorum. Bu aşamada izometrik olarak baktım. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Lütfen videolarıma like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.